Bir Ata'ya gidelim yoksa öncesinde bir görüntüye bakalım. Aslında az bir açalım Muhin Bey, sizinle bir değerlendirelim görüntüyü. Yeni bir görüntü. Bu Kassam Tugayları'nın bu akşam yayınladığı. Bu akşam üzeri, evet. Evet, Gazze'nin kuzeyi olsa gerek. Beyt Hanun, evet. Ya da Beyt Lahia. Yani Beyt Hanun, Beyt Lahia kuzey bölgesinde. Evet. Burada yine bir tankın imha edilmesi. Burada birazdan gösterecek zaten. Evet. Yani İsrail'in dediği gibi hani bu bölgeyi komple artık biz kontrol ediyoruz da, yani Gazze şeridini bırakın, Gazze şehrini bırakın. Beyt Lahia ve Hanun, Beyt Hanun. Bak az önce haber geldi, acil evet. Bir haber. Beyt Hanun'da 4 askerin öldürüldüğünü, komandonun öldürüldüğünü, İsrail kabilesi. İsrail askerin ve diyor ki tüneller girmeye çalışırken daha girmeden 4'ü de öldürüldü diyor. Evet. Tünelin kapağı şey yapılmış, mayınlanmış, orada öldürülmüş. Beyt Hanun'da bakın, Beyt Hanun dediğiniz yer. Yani direkt tankı hedef falan yine. Ya bir de bakın bu gençler sokaklarda dolaşıyor. Yani öyle gizli. Şurada bir roket atar. İki tane attılar. Bu nereden? İki tane. Bunlar Beyt Hanun. Beyt Hanun, Beyt Lahia. Yeni yani değil mi? Yeni bu akşam bu geldi. Bu akşam yani bugün içerisinde çekilmiş görüntü olması gerekiyor herhalde. Bugün veya dün en geç. Yeni görüntüler yani, evet. İlk kez yayınlanan görüntüler. Bakın iki tane birden vurmuşlar. Yasin roketi oluyor. İkisi de Yasin. Bu da Yasin. Evet. İki başlı. Burada da bir Merkava tankını görüyoruz. Tank olsa gerek en azından biz şekilde seçelim. Bunlar Gazze yapımı değil mi Muin kardeşim? Bunlar yani Kassam Tugay açıkladığına göre Gazze'de öğretiyor artık. Evet. Şimdi oynatalım burada. Evet, direkt yine. Allah. Birini ateşledi. Evet, diğerini de şu an. Diğerini ateşledi. Bakın. Bir geri alalım bir daha. Bir daha bir geri alalım. Çok ilginç çünkü orada. Evet, burada bir patlama var. Biraz daha geri alalım. İlk ateşlemeyi bir görelim tekrar. Evet. Burada vuruyor. Orada herhalde bir ufak bir zarar veriyor ve asıl İkincisi büyük vuruyor. Roket. İkinci büyük rokette bir patlama yaşanıyor. Bakın, Filistin'de ciddi bir katliam, ciddi bir ölüm, bir ölüm makinesi var. Amerikan ve İsrail'in net bir şekilde. Yani şu anda belki Amerikan uçakları kalkmıyor ama tüm mühimmat, ekipman, hatta planlama konusunda ciddi bir Amerikan şey var. Desteği ve fiili olarak işin içindeler. Buna rağmen bakın bölgeye bakın. Evet. Tahrip edilmiş. Orada yaşayan Allah bilir kaç kişi şehit olmuş, kaç kişi buradan evinden kaçmış. Ama hala Beyt Hanun'da direniş tank imha edebiliyor. Hala Beyt Hanun sokaklarında o az önce gördüğümüz görüntüler. Havada dronlar haddi hesabı yok. Karada işte tanklar, Merkava tankı dediğimiz şey 65 tonluk bir araçtan bahsediyoruz. Dünyanın en ağır ve en gelişmiş tankı. Ve bunlar, bu gençler bir şekilde direniyor. Devam edelim. Görüntünün devamı var mı? Evet. Burada vuruyor. Daha var. Biraz bir iki tane daha var. Evet. Şimdi bakın bu gençler sokakta dolaşıyor şeyleriyle. Tankların karşısında. Ve yani İnanılmaz. Yani neredeyse bütün yapılar hasar görmüş. Bütün yapılar bölge Beyt Hanun. Bu Beyt Hanun'dur büyük ihtimalle. Evet. Yerle bir edilmiş bir belde şu anda. Evet. Hemen tamamı yıkılmış bir belde. Ama buna rağmen bu direniş gösteriyor. Filistinler şu anda. Hamas, diğer görüntülere bakalım aslında. Bu Hamas binada çatışma görüntüleri ve tank görüntüleri vardı. Onları da şimdi, ekrana getirelim. Açıklamada bu şimdi sabahleyin yayınlandı. Bir durduralım burada. Burası bir ev işgal etmişler. İşgal güçlerinin burada bakın, bir evde komandoları şey yerleştiriyor. Nedir onlar? Bunlar taş koyuyor ki şey olsun. Sniperler için şey. Korunmak için koyuyor. Dilek hazırlıyor. Bir sniper arkasında duracak, vuracak. Evet. Şimdi burada asker de burada. Sanırım burada bir kolon var. Bunlar normal asker değil ha. Bunlar kim bunlar? Komandodur. Komando sniperler öyle yedek asker falan değil. Bu noktaya gelen yedek olmaz. Belli ki hakim bir tepeye konuşlanmak istemişler ve tabii, burada dediğiniz gibi hazırlık yapıyorlar. Yüksek nişan. Aynen yüksek bir şurada bina. Nişan mı alıyor acaba? Daha yok, daha yerleşti. Taş daha taşıyor yerleşti. Ki. Daha taş taşımaya çalışırken. Kimse yok öyle bir yani artık biz güvendeyiz. İşi burada gene. Bunlar tabii İsrail bunlara itiraf etmedi belki. Evet. Yani bunlar hala yaşıyor İsrail işgal devletinin iddiasına göre. Bu da Beyt Hanun'da var. Beyt Hanun'da. Yani bakın. Çatışma sesleri. Beyt Hanun'dan ben yani sokaklarda haritada göstermek istiyorum. Buyurun. İzleyeceği bilsin. Beyt Hanun. Yani İsrail'in ele geçirdiğini iddia ettiği yer. Geçirdim, kontrol ettim. Kaç gündür kara saldırısından bugüne kadar sürekli bombalanan, hatta Atabey'le sürekli çıktığımızda burada çatışmalar yaşanıyor her gece. Bu bölgeye hala yani burası. Yok ki öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Ha, şu anda bu tarafta bir de bu tarafta dediğim gibi
birçok bölgesinden çekilmiş veya kinardan, deniz kinarından gelip mesela Şati Mülteci Kampı'na gelmiyor. Hmm. Çatışmalar çünkü yoğundur burada. Oradan peki geçip... Bu keskin nişancılar işte mesela Şifa Hastanesi, Endonezya... Ha, keskin nişancılar şu, dediğim gibi büyük ihtimalle... Sızmaya çalışıyorlar ama şu anda quadcopterlarla, quadcopter üzerinde takılmış... Nedir o quadcopter? Quadcopter bir bildiğimiz drone. İnsansız helikopter. O 8 kollu bir drone, evet. Küçük dronelar altında şey var, otomatik silah var. Dolaşıyor, kim ne görüyorsa tabii sokak oradaki... arasında gördüğü hatta hastane sivilir. İçine, şu anda az önce gelmeden önce Şifa Hastanesi'nin içinden bildiren bir vatandaş diyor ki... Hastanın avlusuna çıkan herkes vuruyorlar şu anda. Hmm. Yaralılar var önümüzde, kurtaramıyoruz. Doktorlar, çıkan doktorlar dahi vuruyorlar. Ve şu anda gerçekten İsveç Devleti bu direnişle karşıyken diğer tarafta sivillere karşı çok büyük bir katliam yapılıyor. Şu anda Şifa Hastanesi, ben şu ana kadar bilgi alamadık ama kimse oraya gidemiyor. Şu anda hastaneye kimse getiremiyorlar. Hastaneden hasta da çıkartamıyorlar. Şu anda hala 15 bin kişinin hastanede... 15, hepsi içeride. İsrail gelsin kuşatması altında. Dediğim gibi tanklar gelmiş, bu bölgeye gelmiş, bu bölgeye de gelmiş olabilir. Belki bu saate kadar. Tahliyesi nasıl olacak buradaki insanlar? İşte Kızıl Haç arandı. Kızıl Haç demiş ki İsrail hiçbirinizin çıkmasına izin vermeyecek. Ne olacak peki o insanlar? İşte onu diyoruz biz. Bu İsrail geldi buraya gelip kaç kişi idam edecek? Kimler idam edecek? Ve nasıl yapacak? O zaman hani, 12 bin kişi öldürmüş, 15 bin kişi daha burada, öldürecek o zaman. Ve burada sıkıntı şu, dün tehdit ettiler. Herhangi bir gazeteci görürsek vuracağız. Gazeteci. Kesinlikle. Onun için Al Jazeera dahi kendi muhabirini çıkarttı orada. Çünkü son anda dedi ki ben bu şeyi alamam, riski alamam ve çıkarttı. Yani şu anda Şifa Hastanesi'nden ancak vatandaşlarla iletişim kurarak Al Jazeera... Şu anda yani Şifa Hastanesi'nde ne olup bittiğini kesin bir bilgi bilmiyoruz. Yok. Tam olarak bilmiyoruz ve şu anda maalesef dediğim gibi son gelen doktor, yani hastanesinin başhekimi diyor ki şu anda avluda yaralılar var ama yaklaşamıyoruz. Kan ünitelerimiz bitmek üzere diyor. Elektriğimiz zaten bitmiştir ve maalesef küvezdeki çocukların sabahleyin bir tanesi, akşamleyin iki tanesi de vefat etmiş. O 39. 39'dan 3 tanesi vefat etmiş şu anda. 3'ü vefat etmiş. Ve ilgi diyor ki biz şu anda elektriğimiz yok. Evet. Isıtıcı, bu özellikle küvezler de özel ısıtıcılarla, özel yöntemlerle, hatta diyor folyo ile sarıp sıcak su turbalarıyla ısıtmaya çalışıyoruz. Ama bu sağlıklı değil. Bu evet. Çocuklar, bu bebekler çok özel itinaya ihtiyacı var. Ve maalesef elimizden kaybediyoruz tek tek. Bu olurken dünya İsrail Devleti'ndeki köpeğin korktuğu bir ailenin hikayesi anlatıyor. Birisi geliyor diyor ki işte burada... İsrail'e savunuculuğu, Hamas'ı savunuculuğu yap, teröristlerin savunuculuğunu yapıyorsunuz diyor. Özellikle haber ve bizim için bu arada. Az önce birisi yazmış. Biz burada insanlığa savunmaya çalışıyoruz. Burada hastanede, ben tarihte en azından okuduğum, hocam daha iyi bilir belki. Aykerem hocam daha iyi bilir. Hiçbir savaşta hastaneye direkt hedef alındığını duymadım. Yani bakın, yani İkinci Dünya Savaşı döneminde nasıldı hocam? Yani o... Böyle bir şey var mı? Öyle hastane bile... Ve isteye yani vuruldu, Hitler gidip mu? Mesela hastaneyi bombalamış mı bilmiyorum ya da ben işte duymadım. Ruslar, Hitler yani gidip bilinçli olarak hastaneye bir bomba atmışlar. Ya yapsa bile canlı yayında yapmamış. Yani canlı hatta yayında yapmamış. Yani bakın Srebrenica katliamı diyoruz. Srebrenica katliamı sonradan biz duyduk. Yani o anda duyamadık. Birkaç gün, belki birkaç hafta sonra duyabildik. Ama bugün gözümüzün önünde o modern, liberal, insan hakları üzerinde kurulmuş dünyanın gözünün önünde canlı yayında olarak hastaneler bombalanıyor, öldürülüyor. Mesele bu. Şu anda Gazze'de yaşananlar, ben bunu bir Filistinli ya da bir Gazze olduğum için, bir insan olduğum için söyleyeyim. Bakın şu anda bu Şifa Hastanesi dün akşam bombalanması. Evet, bu Şifa Hastanesi'nin bahçesinin bombalanması. Ve içerideki ambulans içindeki doktor ve sağlık ekibi bakın ne diyor. Tabii orada şehadet getiriyor hepsi. Evet. Belki siz açarlarsa arkadaşlar. Sesi biraz daha verebiliriz arkadaşlar. La ilahe illallah deyip durur. Çünkü öleceğini hissediyor. Bir değil, iki değil. Bir sürü bomba atılıyor ve şu anda hastane, Şifa Hastanesi, Gazze'nin sağlık, şu anda çökmüş sağlık sisteminin %80'i temsil eden bir hastaneden bahsediyor. Peki yani Şifa Hastanesi İsrail için bir psikolojik bir yer mi? Yani çünkü şöyle bir şey, İsrail'deki işte muhalefet olsun, iktidar olsun, sürekli ağzından bir Şifa Hastanesi var. Hani karargâhtan... Niye biliyor musunuz? Çünkü bir oraya ele geçirdiğinde Gazze'ye elimi düşünmüş. Dünyaya bir zafer görüntüsü vermek istiyorum. Onu mu yapmaya çalışıyorum? Bunu yapmak istiyorum. Az önce başta söylediğim gibi. Evet.
Irak'ta Bağdat havaalanını işgal etmek gibi, ben burada işte havaalanı Saddam Hüseyin'in üssüdür. Ben bunu işgal ettim. Çünkü oradan ciddi bir direniş gücü vardı havaalanında. Evet. Onu kırdıktan sonra işte ben havaalanı kontrol ettim. Ondan sonra Irak'ta ciddi bir çöküş yaşandı. Hmm. Ama Gazze'de şu anda, Filistin'de, bu arada dün akşam ilerleyen bu güçlerin birçoğu öğlenden sonra hemen hemen hiçbir çatışma yaşamadan ilerlediklerini duyduk. Hmm. İlginçtir. Dün akşam saat 11-12 gibi 1-2 Şahati de pardon 1 Şahati. 1 buradaki 1-2-3 tabii 4 ve 5 bölgede ciddi çatışma yaşandı. Ve ilginç bir anda, onun için Hamas bugün dedi ki sadece son 48 saat içerisinde 25'ten fazla tank imha ettik. Bu ciddi bir, demek ki burada direniş bilerek ve isterek. Şifa Hastanesi'nde karargah yok. Bunu sadece biz değil, Filistinliler, Norveç'te 14 sene içeride çalışmış bir Norveç doktoru diyor ki gelin biz kontrol edelim. Filistinli yönetimi diyor ki gelin uluslararası bir heyet gelsin, Şifa Hastanesi bir denetlesin. İsrail bunu istemiyor. İstemiyor. Çünkü yapıldığı zaman kimse olmadığını görecek ve onun kuşatması ve iddiası, bütün bu üzerinde kurduğu korgusu boşa çıkacak. İşte bir şeyin dediğiniz gibi işte Amerika'nın Saddam kimyasal silah var sonrasında. Aynı yalanla ya, biz bunu yanlışmışız. Bir görmedik. Savaş bittikten sonra. Ama şöyle bir şey de var. Şimdi mesela bugün içerisinde yine İsrail işgal güçlerinin paylaştığı görüntüler var. İşte okulları işte kontrol altına aldıktan sonra bazı yerlerde işte orada Hamas'ın füzelerini falan gösteriyor. Yani benzer bir şekilde Şifa Hastanesi'ni mesela yerleşebilir, yerleştirebilir. Onu diyorum yani. Daha önce yapmadığı Dünya bir şey değil. Dünya kamuoyuyla işte bakın işte bakın, dediklerimiz doğrudur. İsrail işgal devleti bunu Batı Şeria'da görmüyor muyuz? Evet. Her gün çocuk 12-13 yaşında çocuk ölüyor. Şehit ettikten sonra kana ölene kadar bikledikten sonra yanında şey atıyor. Bıçak. Bıçak atıyor. Bir görüntüsü de görüldü. Bazen de hatayla bir çekimle attıysa anında görülmüş. Bıçak yanında yoktu. İsrail burada elinde işte şehit ettiği ya da içeride şehit edilen ya da yakalanan Filistinli direnişçilerin elindeki silahları, RPG'leri ne bileyim buraya gelip burada koyabilir. Yapmayacağı bir şey değil ki bu İsrail. Hı hı. Aslında bunu şimdiden anlatmamız lazım ki bu bir gerçek olsa bile, bakın ben hukukçu değilim, hocam daha iyi bilir. Burada bunun altında kargah, başta zaten anlatmıştı hocamız. Burada kargah olsa bile gelip de buraya bombalayamazsın, evet. Hastalar öldüremezsin, insanları kuşatamazsın. Yani bir gelirsin, sivil dahi olsa. O kargaha gelecek şekilde işte Amerikan filmlerde yaptıkları gibi. Maalesef evet. Amerika'da İsrail'in atasıdır yani bu konuda, bu propaganda konusunda. Filmlerde bir şehit çıkıyorlar, gerçeklerde Abu Ghraib yapıyorlar. Bagram katliamı yap. Biliyorsun Bagram katliamında milleti esirken idam ettiler. Evet. Afganistan'da Bagram'da. Abu Ghraib'de aldıkları esirleri ne hale getirdiklerini evet. gördük. Ama aynı görüntüler İsrail işgal devletinde evet. işçilere yaptığını gördük. Ya yani şu anda burada direniş. Bakın ben bunu sürekli anlatmaya çalışılıyor. Sanki Gazze'de böyle milyonlarca, yüz binlerce bir ordu var. İsrail işgalcisine karşı mükemmel silahlarıyla direnmeye çalışıyor. Değil. Bunu kesinlikle altına çize çize anlatmamız lazım. Burada bir sivil halk var. O direniş bir sivil direniştir. Silahlı da olsa hukuken sivil halkın silahlı direnişi yapması kendi yasal olarak, çünkü işgal edilmiş, evet. işgal edilmiş şimdi, bir halkın direnişidir. İsterseniz bir birazdan devam edelim. Yeniden bir araya gidelim. Çünkü o önemli gelişme görüntüler var. Hem İsrail basınına yansıyan kendi halkını vurduğu görüntüler var. Onları konuşacağız. Ama öncesinde kısa bir aramız var.